Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gala çiçeğimde kullanmış olduğum dal ve yaprakların, yani şu boru kısmının nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Bismillah diyerek başlayalım. Borumuzu sihirli halka yöntemi ile 6 adet zürafa yaparak başlıyoruz. Altı adet zürafamızı yaptık. Başlangıçta bırakmış olduğumuz ipimizi çekerek büzüyoruz. Şimdi ilk yapmış olduğum zürafaya batarak düğüm atıyorum. Şimdi her bir zürafanın içerisine batarak bir sıra döneceğim. Evet, bir sıra döndük. Şimdi motifimizi şöyle ikiye katlıyoruz ve bir sonraki zürafaya batarak dönerek zürafa yapmaya devam ediyoruz. Ama bu katlama işini hiçbir zaman bırakmayın. Ta ki boru şeklini alana kadar bu şekilde devam edin. Zaten bir sıra dönüp ikinci sırayı dönerken motifimiz hemen boru şeklini almaya başlıyor. Şu şekilde. Şimdi ben bu şekilde dönerek istediğim uzunluğa gelene kadar devam edeceğim. İstediğim uzunluğa geldim. Toplamda 24 sıra çıktım. Benim şu kısımda ipim yetmediği için ben ip eklemesi yaptım. O kısmı da göstermek istiyorum. Yetmeyen ipimi bir geriye atarak ek yapacağım ipi üzerinden düğüm attım. Çünkü burada yaprağımızın birinci yaprağını yapacağız. Şu kısmı keselim. Yani burada şu yaprağımızın birincisini yapacağız. Ben sonradan yapıp eklemiyorum. Tabii o şekilde de yapabilirsiniz. Ben direkt boruyu yaparken
kendisinde yürütüyorum. Şimdi buraya 3 adet pırpır yapacağım. Bu şekilde yaptığım zaman sanki boruya ek olarak değil de kendisinden bir parçaymış gibi duruyor. İlk yaptığım zürafaya dönüyorum tekrardan. Direkt yanındaki ikinci zürafaya geçiyorum. Yapraklarındaki tekniğimiz sadece ortadan artırarak yapacağız. Ortadaki zürafaya bir adet artırma yapıyorum. Şimdi hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Başa dönüyorum. Bu şekilde toplamda 13-14 sıra çıkacağız. Yani birinci yaprağımız, bu yaptığımız yaprağımız, bir sonraki yapacağımız yaprağımızdan biraz daha büyük olacak. Yani uzun olacak. Şu şekilde. Tabi sizler bu yaprakları uzunluğunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yapacağınız modele göre değiştirebilirsiniz. Bu şekilde 13-14 sıra çıkacağım. Toplamda 13 sıra çıktım. Şimdi 2-1 yaparak yaprağımızı bitiriyoruz. Kendi içine de batalım. Evet, birinci yaprağımızı bitirdik. Bu istediğimiz şekli verebiliriz. Şimdi hemen şu kısma, yani yaprağı yaptığımız zürafanın bir gerisine ekleyeceğim ipimi sabitliyorum. Şu kısma.
sabitledik. Şimdi şu kısımdan, yaprağımın bir altından ipimi geçiriyorum. Şu şekilde ki yaprağın direkt aşağıya düşmemesi için ona biraz diklik veriyorum. Ve bu taraftan da düğümsüz ipimi arasından geçiriyorum. Şu şekilde. Şimdi hemen dip kısmına düğüm atıyorum. Şu şekilde ve bir sonraki zürafaya batarak buruma devam ediyorum. Kısma dikkat edin arkadaşlar. Her iki yaprağımızda da aynı tekniği uygulayacağız. Tekrar başlangıç noktamıza geldik. Bu kez ipimi yapmış olduğum ilk pırpırımın orta kısmından geçireceğim. Bir de bu taraftan geçirelim. Bakacağım ip nasıl oluyor. Arka kısmını çakmakla yaktığımız zaman o yeşillik oradan kaybolacak. Hemen şu kısma, dip kısmına düğüm atarak iniyorum. Yani yaprağımıza şu dikliği veriyoruz. Yaprak aşağıya düşmüyor. Şimdi hemen bir sonraki zürafaya batarak dönüyorum. Bir kez daha yaprakla bir işlem yapmıyorum. Direkt yaprağın dip kısmına bir adet zürafa yaparak geçiş yapıyorum. Şu üst kısmından. Şu şekilde. Şimdi bir sonraki zürafadan devam ediyorum. Şimdi bu kısma geldik. Geçiş yaptığım ipin içerisinden iğnemi geçirerek bir adet zürafa yapıyorum. Bunu yapmamızın amacı ise biz burumuzu 6 zürafa ile başlamıştık. Bir zürafamızın içerisinden yaprak yaptığımız için o iç kısmından dönüşlerde şu iki sırayı 5 olarak dönmüş oluyoruz yaprağımızdan geçiş yaparak. Şimdi o açığı, yani 5 sayısını bu yaprağımızın üzerinden bir önceki geçişimizde ip atarak 6'ya tamamladık. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen bir sonraki zürafamıza batarak devam ediyoruz. Yani boru yapmaya devam ediyoruz. Ta ki ikinci yaprağımızın kısmına gelene kadar. Bu şekilde
etrafından döneceğim. Bakın arkadaşlar, o kısma geldik. Buraya burayı yaptıkça o kısım düzelecek. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın yaprağımız bu şekilde kaldı. Şimdi birinci kısmı yapmış olduk şu şekilde. İkinci kısımda da hemen şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen hemen 7-8 sıra çıkacağım. Boru yaparak. Evet arkadaşlar, ben şimdi ilk yaprağımı yaptıktan sonra 8-9 sıra çıktım. Şimdi hemen yapmış olduğum yaprağımın karşısını hizalayarak ikinci yaprağımı yapacağım. Yaptığım gözlemenin içine, son yaptığım gözlemenin içine tekrar batarak buraya 3 adet pırpır yapacağım. Sadece ortadan artırarak toplamda 10 sıra çıkacağım yukarıya. Aynı yaprağımızda olduğu gibi şöyle bir tane göstereyim hemen. Bu şekilde toplamda 10 sıra çıkacağım. Evet arkadaşlar, ikinci yaprağımı da tamamladım. Uç kısmını toplamda ortadan artırma yaparak 10 sıra çıktıktan sonra 2-1 yaparak bitirdim. Şimdi aynı şekilde ipimi şu kısma, yani şu yaprağı yaptığım zürafanın bir önceki zürafayla ikisinin orta kısmına sabitliyorum. Tarafı alalım. Şu şekilde sabitledim. Şu kısımdan ipimi geçiriyorum. Tabii siz başka teknik de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Bir de bu kısımdan geçiriyorum ipimi. Aynı yerden bir kez düğüm atıyorum. Şu uç kısmı. Düğüm attıktan sonra bir sonraki zürafaya batarak hemen bir sıra dönüyorum. 1, beraber sayalım. 2, toplamda 6 zürafamız vardı. Biz bu yaprağı yaptığımız için 5'e düştü. 3, 4. Bu dönüşlerde o açıyı kapatacağız. 4 oldu. 5. zürafamızı da yapalım. Beş. 6. zürafamızı burada kapatmıyoruz hemen. Daha yaprağımıza istediğimiz dikliği vermedik. Şu ilk başlamış olduğumuz üçlü zürafa vardı. Hemen onun orta kısmından iğnemi geçiriyorum. Şu kısımdan değil de şuradan geçirelim, bir daha aynı yerden geçirelim. Aynı aşağıya
düğüm atarak sabitleyeceğiz. Şu şekilde sabitleyelim. Bu yaptığım işlem yaprağımın aşağıya düşmemesi. Şimdi bu sırayı dönerken de 5 adet zürafam olacak. 1 2 3 4 5 Hemen şu kısma, yani yaprağımın alt bitiş kısmına düğüm atarak karşı kısma geçiş yapıyorum. Burada 6. zürafamızı yapmış olduk. Hemen kaldığım yerden devam ederek bir tur dönüyorum. Şimdi yaprakta işimiz artık bitti. Boru yapmaya devam edeceğiz. 3. borumu yaptım. Dördüncü boru, zürafa. Beşinci zürafamı yaptım. Altıncı zürafam, hemen karşı tarafa geçiş yaptığım zürafayı yapıyorum. Ve burada sayımı tamamlamış oluyorum. Hemen bir sonraki zürafayı batarak boru yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde 7-8 sıra daha çıkacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci yaprağımı yaptıktan sonra 8 sıra daha çıktım. 8. sıramda şimdi toplamda 6'lı borumuz vardı. 6 zürafa ile başlamıştık. Her bir zürafamın içerisine bir artırma yaparak zürafa sayımı 12'ye tamamlayacağım. Bakın, bir adet artırmamı yaptım burada. Şimdi yanındaki zürafaya geçiyorum hemen. Ve aynı zürafada bir adet daha artırma yapıyorum. Her zürafada, yani bir adet artırma yaparak 6 sayısını 12'ye tamamlayacağım. Bu artırmayı yapmamızın amacı gala çiçeğimizin dip kısmı geniş olduğu için buradaki yuvaya girmesi için yapıyoruz. Ben şimdi son zürafama da geldim. Orada da bir adet artırmamı yaptıktan sonra hemen bir sonraki yapmış olduğum artırmaya düğüm atarak bu şekilde boru yapmaya devam edeceğim. Toplamda 10 sıra çıkacağım. Tabii bu yaptığımız boru, şu kısım, boğaz kısmı çiçeğimize göre değişebilir. Ben 10 sıra çıkıyorum. Benim çiçeğime tam geliyor. Siz gala çiçeğinizi yaptıktan sonra bu boru kısmına geldiğinizde 7-8 sıra bir çıkın. Daha sonra çiçeğinizi bir içine oturtturun. Eğer ihtiyaç duyuyorsanız biraz daha fazla çıkabilirsiniz. 10 sıra çıkmanıza rağmen eğer çiçeğiniz yarısına geliyorsa sayısını da artırabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde toplamda 10 sıra çıkacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ben çiçeğimizin gireceği kısmının borusunu 10 sıra çıktım. 10 sıra çıktıktan sonra hemen son yapmış olduğum zürafanın içerisine tekrar batarak kuyumcu kafesi yapacağım. Yani artık çiçeğimizin dalını tamamlamış olacağız. Şimdi bundan sonraki her zürafaya fil dişi, yani kuyumcu kafesi yaparak işlemimizi bitireceğiz.
şekilde burnumuzu tamamladık. Ben üzerinden kuyumcu kafesi geçtim bütün zürafalarımın. Bu şekilde yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi çiçeğimizi içine oturtalım. Ben şu an gösterme amaçlı oturtuyorum. Motifimi uyguladığımda bu mor ipi kesip yeşil ip düğüm atıp o şekilde oturtacağım. Şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, benim çiçeğimin şu kısmı tam oturdu. Şu şekilde. Bu şekilde. Şimdi yeşil ipimin hemen numarasını söylemek istiyorum. Yabalı markası 816 numara. Bu şekilde. Şöyle çiçeklerimi alayım. Evet arkadaşlar, gala çiçeğimi bir önceki videomda nasıl yapıldığını anlattım. Bu videomda ise dal kısmının nasıl yapıldığını gösterdim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.